Bundan sonra siz uzaylı kardeşlerim için de video çekecek bir YouTuber var. Geçtiğimiz günlerde izleyicilerimden oyun önerileri istemiştim sizler için. İşte şimdi o oyunlarla karşınızdayım. Omori, psikolojik korku temalı hikayesini güzel anlatan bir RPG, çok tuhaf yaratıcı düşmanlar ve karakterlerin o anki duygu durumlarına göre şekillenebilen savaşlar falan var. Görsel olarak da son derece hoş ve zengin duruyor. Kesinlikle daha fazla bilinmeyi hak eden bir oyun. Catherine, Persona serisini geliştiren ekibin elinden çıkma bir bulmaca platform oyunu. Temeli bulmaca platform olsa da sosyal hayat, ilişki simülasyonu, görsel roman öğeleri de var. Kendine has orijinal bir oyun. One Shot hikayeli bir bulmaca macera oyunu. Özellikle dördüncü duvarı yıkan, oyuncuları tavlama konusunda sıra dışı yollar izleyen yapımları seviyorsanız bakın. Destroy All Humans, uzaylı GTA'sı olarak da anılır. İnsanlarla, dünya ile hoş vakit geçirebileceğiniz bir oyun. 2020'de çıkan yeniden yapımın yönetmenliğini de bir Türk yapıyor. Onuran Karaağaçlı. Sevgili uzaylı kardeşlerim, bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorum da yazın mutlaka. İsterseniz kendinizi de açık edin, hiç problem değil. Biz sizi bağrımıza basarız. Genelde savaş oyunlarında hep askerleri yönetiriz ama This War of Mine bize derdini savaşta hayatta kalmaya çalışan sivillerin gözünden anlattığı için savaş oyunlarına yeni bir soluk getiren yapımlardan olmuştu. Conker's Bad Fur Day şahsen benim en çok güldüğüm, mizahını çok sevdiğim oyunların başında geliyor. Platform oyunu olarak biraz kütük gelebilir modern oyuncuya ama sadece espri anlayışı için bile oynanır. En iyisi Nintendo 64 versiyonu bence. Mümkünse onu oynayın. Satışı yok artık ama emülatörle çok rahat oynarsınız. Portal 2. Sizde bu portal silahlarından vardır zaten, biliyorsunuzdur. Bizde de oyunu var. Klasiklerden çok güzel bir bulmaca oyunu. Ailece oynayın, oynattırın. Witcher 3 her fırsatta önerilen, övülen bir oyun. Sağ olsun izleyicilerimiz de siz uzaylı kardeşlerimizin bu oyunu tatmasını istemiş. Son 10 yıla damgasını vurmuş yapımlardan biri. Namını zaten duymuşsunuzdur. Bir bakın bir zahmet. XCOM sizin gibi dünya dışı varlıklara karşı gezegenimizi koruyan XCOM diye bir savunma ve araştırma organizasyonunu konu alan bir seri. Uzaylı kardeşlerimizle pek hoş olmayan tatsızlıklar yaşıyoruz tabii bu XCOM oyunlarında ama böyle olmak zorunda değil. Siz mutlaka oynayın, örnek olsun. Yani kötü bir örnek olsun. Prince of Persia Warrior Within de önerilmiş. Hatta beğenirseniz Sands of Time, The Two Thrones falan hepsine girişin. Aksiyon macera türünün klasiklerinden, biraz eski gözükebilir ama güzeldir. Bu arada bakın, artık kendinizi resmi olarak duyurmanız lazım. Uzaylı YouTuberlarla yapılacak canlı yayınlar, videolar inanılmaz ilgi görür. Bak sayıyorum. Uzaylı abur cuburlarını yedik. Sonda cezalı challenge. Türk sondasını denedik. Yapılacak içeriklerin sınırı yok. Gurme izleyicilerimiz bakın yine çok güzel bir oyun önermiş. Banjo-Kazooie. Marka olarak sektörün devleri arasına giremediği için belki adını duymamış olabilirsiniz ama ders niteliğinde gösterilebilecek bölüm tasarımlarına sahip oynayabileceğiniz en iyi 3D platform oyunlarından biri. Mass Effect serisi tam sizlik bak. Farklı uzaylı ırkları var, gezegenler var. Gerçi belki dünyalıları görmek daha çok hoşunuza gidiyordur ama bizim insanlardan da bol bol var zaten seride. Tür olarak uzay operası seviyorsanız zaten Mass Effect serisinin tam olarak muadili olan başka bir RPG serisi de yok. The Messenger ninjalı bir platform oyunu ama zamanda yolculuk da var. Oyunda bir noktadan sonra anlık olarak farklı zaman dilimleri arasında git gel yapabiliyorsunuz. Geçmiş ve gelecekteki farklılıklardan faydalanarak engelleri aştığınız zamanda yolculuklu bir oynanışı var. Karakterlerin çoğu oldukça geyik tipler. Eğlenceli oyun, bakılabilir. Half-Life 2. Bu tavsiyemizde size gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birini de önermiş olduk. İzleyicilerimiz doğrudan ikinci oyunu tavsiye etmiş ama biz bunu seri yapalım. Half-Life 1-2 bakın. Beğenirseniz episodlara falan da girersiniz zaten. Yapay zeka, ses, grafikler, hikaye anlatımı, oyun fizikleri, ne varsa her yönüyle ders. İnsanların yaptığı FPS oyunlarının zirvesi bu. Earthbound olmasaydı belki bugün Undertale başta olmak üzere birçok oyun aramızda olmayabilirdi. Rol yapma oyunlarında görmeye alışık olduğunuz klişelerin çoğunu içermeyen, absürt karakterlerin, savaşların, diyalogların kol gezdiği ve tabii ki siz uzaylıların da yer aldığı, bence tadına mutlaka bakılması gereken bir RPG oyunu. Sevgili uzaylı kardeşlerim, umarım dünyamızın güzel oyunlarını sevmişsinizdir. Tez vakitte bekliyoruz. Bakın artık çıkın ortaya. Alf, E.T., Uzaylı Zekiye, bakın hepsini izledim. Ben hazırım. Biz hazırız. Ya artık bu hasret bitsin.